Merhaba arkadaşlar, Falcon Berkalan'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel, çok değişik bir video çekeceğim. Bu video yine videolardan bir tanesi olacak. Fakat bu kehanetli bir videodur arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Neden, ne kehaneti var diyebilirsiniz belki ama şöyle söyleyeyim. Şimdi burada farklı farklı iğneler var ve bu iğnelerin her bir anlamı var. Bu anlamlar açıkçası aşk hayatınızda, sağlık hayatınızda ve para, kariyer konularında sizlere ne getireceğinin kehanetlerini sunan iğnelerdir. Yani bu bir iğne fal açılımıdır arkadaşlar. Bu falı şu anda tıklamış izleyen her kim varsa bunlara şifa ve dua olması niyetiyle diyerekten bu açılımı başlatıyorum şu anda arkadaşlar. Hayırlısı ve şifası şimdiden bu videoyu izleyen tüm insanlara, tüm kişilere olsun diyorum. Evet, şimdi açılımımıza geçiş yapıyoruz. Bu videoyu beğenen herkese dediğim gibi fayda sağlaması niyetiyle arkadaşlar açılımımıza geçiş yapıyoruz. Niyetlerinizi tutuyorsunuz. Her bir iğnenin erimesinde ve damlamasında bu açılım sizlere büyük bir şifa, büyük bir fayda sağlayacak arkadaşlar. Şimdi açılımımıza geçiş yapıyoruz. Öncelikle bakın, aşk konusunu ele alacağız. Çünkü aşk konusunda yapıştırdığım iğne hemen düştü. Kırmızı şeklini verdim ona biraz. Arkadaşlar şöyle de göstermiş olalım. Kırmızı şeklini verdim ona. Para konusu var. Daha henüz düşmeyen ve sağlık konusu var. Şimdi aşk konuları gündeme geliyor. Aşk konularıyla alakalı kalbinizde ve gönlünüzde bir rahatsızlık hissettiğinizi, duygusal manada size karşı hoşlantı duygusu içerisinde olan bir kişiyi görüyorum burada. Bu kişi sizin güveninizi kırmış, sizin hayallerinizi yıkmış bir insan. Yani size bazı sözler verdiğini ve bu sözleri yerine getirmediğini görüyorum. Ortalıktan böyle kaybolmuş, sanki böyle iletişiminiz kesilmiş bu insanla sizin. Ama şöyle bir durum var. Bakın, şöyle iğnemi alayım hemen. Suyun içerisine aktaracağım bunu ama alamadım ha. Bu şekilde iğnemi suyun içerisine aktarıyorum. Aşk konusunu direkt ele almış iğne falımız. Öyle ki bu kişinin gündelik hayatında sizden sonra bir ilişkisinin olduğunu ve bu ilişkisinin hala devam ettiğini ve devam eden bu ilişkisinde birlikte olduğu kişiyle mutlu olmadığını, huzursuz olduğunu, eskisi kadar bu insanla anlaşamadığını görüyorum. Bu insan size veya sizin görüşlerinizi, sizin ona bakış açınızı, cesaretinizi ciddiye almamış. Ciddiye almadığı gibi de sizin sözünüzü söz saymamış. Bakın mumunuz ne kadar hızlandı. Mumun akışı özellikle ne kadar hızlandı. Aklınızdaki, kalbinizdeki insanın size karşı duygu ve düşüncelerinde bazı değişimler oluşmaya başladığını, duygusal manada size yaptığı hatalar, yanlışlar, güven kırıklıkları gibi bazı konularda sizin değerinizi çok iyi anladığını fakat kendisini hala size karşı ifade edemediğini görüyorum. Aklınızdaki kişinin şu andan itibaren birlikte olduğu herhangi kişi, bu kimse, bakın orta boylarda, esmer tenlerde bir kişiyi gördüm ben. Bilginiz olsun. Onunla olan muhabbetine huzursuzluk, onunla olan birlikteliğine huzursuzluk geldiğini,
ve onunla mutlu olamadığını, geçinemediğini ve ayrılma aşamasına kadar geldiğini görüyorum. Yani aralarının çok limoni bir şekilde bozulduğunu ve eskisi kadar mutlu olamadığını görüyorum burada. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Sizin bir kısmetiniz daha var. Aslında bu kısmetiniz size yakın bir insan ya da size yakınlaşmaya çalışan bir insan. Siz bu kişiyi biliyorsunuz, siz bu kişiyi görüyorsunuz ama bu kişinin size karşı duygusal manada hoşlantı, yaklaşım ya da ilişki düşünmesi gibi bir takım şeyleri düşünmemiş olabilirsiniz ama gizliden size hayranlık duyan bir insan. Sizin karakterinizi, görüş açınızı, bakış açınızı, vicdanınızı ve merhametinizi beğenen bir insan ve sağlık konusu da düştü şöyle. Sağlık kartımız, pardon elimi yaktım biraz ama sizler için değer arkadaşlar. Hemen şöyle alalım, bu iğnemizi de atıyoruz suyumuzun içine. Öyle ki ilişki konusunda sizinle birliktelik yaşamak isteyen, size hayranlık duyan bu insanın kalbini ve gönlünü öyle bir bürümüşsünüz ki size açılmaya çalışıyor ama açılamıyor. Böyle bir cesaretsizlik ve içine kapanıklık var. Aslında bütün sıkıntılarınızı, sorunlarınızı dinliyor ve size çok yakından yardımcı olmaya çalışıyor böyle. Yani ilgisini göstermeye çalışıyor. Anlamanızı bekliyor böyle sanki sizden. Böyle de bir kişi arkadaşlar. Bu kişiye baktığım zaman da hafif çekik gözlerde olduğunu, saçlarının hafif dalgalı ya da kıvırcık olduğunu söyleyebilirim. Böyle bir kişi. Şimdi kariyer konusu ve para konusu öyle bir tıkanıklık göstermiş ki hayatınızda. Bakın resmen hanenizin içerisinde bir nazar görüyorum ve bu nazar sabah siz kalkarken sizde uyku durumu, gece yatarken uyuyamamak, uyku sorunu gibi bir takım şeylere ittiğini görüyorum. Arkadaşlar para konusunda genellikle bir durgunluk yaşıyorsunuz ama bu durgunluk yani normal bir durgunluk değil. Çünkü sadece para konusunda bir şeyler yapmak isterken ya da ne bileyim bir yere gitmek isterken özellikle işlerinizin aksadığını, planlarınızın bozulduğunu, bozulan bu planlarınızın eskisi gibi yerine gelmediğini ya da o işi o gün bitirememeniz gibi bazı olumsuzluklar olmuş hayatınızda. Bu olumsuzluklar sizi biraz hayli yormuş gözüküyor. Ama dediğim gibi arkadaşlar burada sanki benim gördüğüm bir kişi var. Yani bu kişi kilolu bir bayan ve bu bayan evli çocuklu bir bayan. Bu bayan her kimse, siz bu bayanın negatif tesirini, negatif enerjisini üzerinize çekmişsiniz. Yani aslında bundan kaynaklı sizin kariyer konusunda her istediğiniz gibi olmuyor ya da planlarınız istediğiniz gibi gitmiyor arkadaşlar. Böyle bir durum görüyorum, böyle bir olay görüyorum. Maddi konuda size çok uzak bir yerden gelecek. Bakın, bulunduğunuz yerden değil, çok uzak bir yerden gelecek bir para kısmetiniz var. Bu para kısmeti birçok kişiye, bakın buradaki birçok bekar insana, yani bekar derken ilişki konusunda ciddi manada kısmetsizlik yaşayan bazı kişilere bir mantık evliliği getirecek. Yani şu andan itibaren mantık evliliği yapmak isteme fikri ya da stratejik hareket etmek gibi maddi konuda özellikle bir fikriniz varsa bunun olacağını, bunun yerine geleceğini, hatta böyle bir insanla tanışmış olduğunuzu dahi söyleyebilirim. Arkadaşlar sadece şu anda tıkanıklık gösteren aşk konusundaki
ve para konusundaki bu durumlarımız düzene oturuyor, merak etmeyin. Yani siz bu videoyu izlediğiniz günden 45 gün içerisinde bu kehanetler hayatınızda gerçekleşmeye başlar. Ne kadar uyumlanırsanız o kadar tabii ki erken göstermeye, erken teşhis etmeye başlar. Bunu da belirtmiş olalım. Onun dışında sağlık konusunda herhangi bir sıkıntınız varsa, özellikle bu sıkıntılardan bir tanesi mideyle ilgili problemler, karınla alakalı problemler ve bacaklarla alakalı bu problemler şu anda varsa, hala yaşanmaya devam ediyorsa, bu sıkıntılarının geçeceğini yaklaşık 2 aylık bir zaman dilimi içerisinde, yani siz bu videoyu izledikten sonra 2 ay geçtikten sonra ya da 2 ay içerisinde sağlık konusunda bir sıkıntınız ortadan kalkacak. Ya da hanede böyle sağlık sıkıntısı yaşayan bir kişi varsa, özellikle bu saydıklarımdan, bu sıkıntısının geçeceğini, bu sıkıntısının dineceğini görüyorum. Ve size de bir yolculuk gözüküyor. Bu yolculuk 2 defa yapacağınız, bir tanesi kariyer için yapacağınız bir yolculuk. Ama unutmayın ki dediğim gibi üzerinizde bir nazar durumu var. Bu nazar durumu açıkçası size maalesef yaptığınız işlerde aksaklık, planlarda aksaklık, işe girememek ya da bir işte çalışamamak gibi yani maaşınızın ya da ne bileyim aldığınız paranın bir hayrını görememek, bereketsizlik yaşamak gibi bir takım bazı kaygılar, plansızlıklar yarattığını görüyorum. Bakın burada hamile bir kişi var. Bak çok net bir şekilde yansımış ve öyle bir yansımış ki yani bunu sizin görmemeniz imkansız arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Şuraya resmen hamile bir bayanın dua ettiği çıkıyor. Hemen şurada. Hamile bir bayan resmen dua ediyor. Yani dilinde bir dua var. Bu dua her neyse, bu hamile bir bayanın ettiği bir dua ya da şöyle olabilir arkadaşlar. Siz hamile bir bayandan dua da almış olabilirsiniz. Bu hamile bayanın size karşı ettiği bu dua yerini gelecek. Yani kadının o duası tutacak aslında. Yani sizi, size bakarak, sizi görerek size bir şeyler söylemiş olabilir. Size dua etmiş olabilir. Ve çok temiz bir insan. Öyle temiz bir insan ki bu kişinin istediği dilekleri yerine geleceğini görüyorum. Açıkçası hamile kalmayı hedefleyen, hamile kalmak isteyen bir kişi varsa, bu kişi de hamilelik durumuna ulaşabileceğini, ulaşım sağlayacağını net bir şekilde söyleyebilirim. Arkadaşlar, sizlere şunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Sağlık konusunda kendinizi önemsemediğiniz ya da önemsememek istediğiniz bir dönem. Yani sağlık konusunda açıkçası pek fazla adım atmadığınızı, pek fazla bir şey yapmadığınızı görüyorum. O yüzden sağlık konusuna bu aralar, özellikle şu dönemlerde dikkat etmeniz gereken bir durum olacak. Sakarlıklar görüyorum. Yani bir takım bazı sakarlıklar yaşıyorsunuz. Yani bu sakarlıklar bir şeye, bir yani bir malzemeyi bir yere koyacakken onu dökmek, onu kırmak ya da elinizi kestirmek, incitmek gibi bazı sakarlıklarda yaşadığınızı görüyorum. Bunu da belirtmiş olalım. Bu nazardan, dediğim gibi bu durumlar özellikle nazardan gelir. Bir iş yapmaya niyet aldığınız zaman ya da bu işe başladığınız zaman bu şekilde bazı vücudunuzun tepkimesi ya da sizin bir şeyi yapamamak ya da elinizi kestirmek, kırmak gibi bir şey düşünürseniz eğer, ya da böyle şeyler yaşıyorsanız, bunlar nazardan kesinlikle bu konuda benimle iletişim sağlayın, yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum. Bakın burada aklınızdaki insanın sizden sakladığı ve sizden gizlediği bir şey var. Bu şey öyle bir şey ki arkadaşlar, şimdi bunu burada açıklayacağım. Zaten buraya kadar izlediyseniz eğer, buna net bir bilgi sahibi olursunuz. Bunu burada şimdi şu an açıklıyorum. Cinsel manada yaklaşım sağladığı bir insan var. Bu insan bunu bir takım
bazı konularda kendine çekmeye çalışmış. Yani aklınızdaki ve kalbinizdeki insanın üstünde bir bağlama işleminin olduğunu, aklınızdaki insanın geçmiş hayatından, geçmiş o insan, o kişi, her kimse, çünkü bu insanla ilgili sizin bir dedikodunuz yapılmış, hatta bu insan sizin dedikodunuzu çıkarmış, sizi ona kötülemiş olabilir. Böyle bir bağlama işleminin aklınızdaki insanın üstünde olduğunu, bu yüzden o insandan kopamadığını, ona kötülük dahi de yapsa, onu ayaklar altına dahi de alsa, o insandan kopamadığını, o insandan kurtulamadığını görüyorum. Açıkçası bu bir artık işkence haline dönmüş aklınızdaki insan için. Yani duygusal manada o kadar boşlukta ki gerçekten ne yapacağını, nasıl hareket edeceğini bilmiyor. Zamanında bazı insanlar, bazı özellikle ona rehberlik etmeye çalışan kişiler söylemişler. Ama aklınızdaki insan umursamamış, ama aklınızdaki insanın üstünde maalesef bir nusubet var. Ve bu nusubet bir türlü üstünden kalkmıyor, bir türlü kalkmıyor ve onu çok farklı yönlere itiyor. Onu yapmayacağı şeylere zorluyor, onu görüşmeyeceği insanlara zorluyor. Resmen bu insan bunu yapmaz dediğiniz her şeyi yaklaşık 8 ayda ya da 8'li bir vadede yapmış gözüküyor. Yani aranızdaki muhabbet, aranızdaki sohbet, aranızdaki uyum, aranızdaki birliktelik o kadar iyiymiş ki aklınızdaki insanla. Gerçekten bunun biteceğini akıl dahi edememişsiniz ama aklınızdaki insan çok farklı yöneltmeler üzerine maalesef sizi umursamadan ortadan kaybolmuş gözüküyor. Ama tekrar bir iletişim var. Tekrar bir yardım duygusu içerisinde olduğunu, vicdan duygusu içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Her ne kadar bu insanın üzerinde bir bağlama dahi de olsa, bu insanın kalbinin, gönlünün ve bilinçaltının sizinle başlayıp sizinle bittiğini de söyleyebilirim arkadaşlar. Yani dediğim gibi arkadaşlar, kısa bir zaman içerisinde hamile bir bayandan özellikle dua aldıysanız bu duanın çok hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini söyleyebilirim. Ya da hamilelik bekleyen, çevrenizde hamile olmak isteyen ya da çevrenizde hamilelik haberi duyabileceğiniz bir insan olacak. Ve o insandan dua alacaksınız. Eğer herhangi bir dua, herhangi bir şey almazsanız. Bunu da söylemiş olalım arkadaşlar. Son olarak şunu belirtmek istiyorum. Hakkınızda konuşulan bazı konular var. Bu kalabalık ortamlarda konuşulan bazı konular. Yani iki tane, bakın bir tanesi kapalı, bir tanesi açık. Bir arkadaşınız var sizin. Yani bu arkadaşlarınız sizin yüzünüze çok iyi gülüyor. Yani gerçekten ilgileniyormuş gibi gösteriyor sizlere kendisini. Ama bu arkadaşlarınız arkanızdan konuşuyor ve dedikodunuz yapıyor. Bilginiz olsun. Yani bunların niyetlerinde aksilik, bunların niyetlerinde kıskançlık dahi görüyorum. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Zaten gerçek yüzlerini yakın bir zaman içerisinde göreceksiniz. Bu videoyu izlediğiniz günden itibaren. Teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Benden detaylı bakım almak isteyenler 0546 650 51 70 numaralı telefonumuza WhatsApp'tan iletişim sağlayabilirler. Onun dışında bu açılımı eğer beğenirseniz, eğer bu açılımı yükseltirseniz devamı kesinlikle gelir. Bunu da belirtmiş olalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.